Armut. O dönem bir numaraydı hatta oynandığı Evet, dönemde o oralarda. kırmızıyı hızlı bir kırmızı yüklerini biriktirip mavi çok hızlı alıyordu kampları. Çünkü Armut Rumble'a karşı nasıl bir de o Kennen. Canım. O takım savaşı başlatma dedim. Bak Evet. seni duydular. Evet. Kennen'i Çok iyi aldılar. komboları var bu arada. Çok Yani çok iyi birinin kitlediği komboları. senaryoda diğeri şöyle. Kennen kitledi, alan Nico kontrolü Oradan gelecek. rakan kapatacak arkadan. Nico kitledi, bu sefer Kennen 3 kişiye 4 kişiye. Çok iyi ikili üçlü Kennen'ın uyumlar. görünmeden geldiği pozisyonlarda ben Papara Supermassive tarafının çok öne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Kennen bu şekilde bu tarzda oynamayı seven bir şampiyon. İşte sıçrayla girmesi olsun. Nasır tarafı da kitle kontrolleri var, anlık katletmeleri var. Ben Nasır da güzel bence. Yani takım Bence de. savaşlarına kim yani takım savaşını kim güzel başlatırsa, çünkü diğer tarafa bakıyorum. Nidorus, Volibear, Ahri, Rumble, yani Zayah'ın takım savaşında oynaması çok zor ultisiz. Ama Blue burada yakalanacak Yalnız bakalım. buraya Jack Troll de geliyor. Blue zaman kazanabilir mi diye bakıyorum. Typhoon'dan bir erken baskın. Blue kule altına kaçmayı başarabildi. Sersemletildi yalnız. Zarif uçuna gelen bir Jack Troll var. Jack Takım Troll arkadaşını hayat kurtardı. kurtarmış olacak burada. Öpücüğün önüne Armut da geçti. geldi. Dediğin gibi Ayart'ın öpücüğün önüne geçmesi Blue'nun o son hasar yememesine sebep oldu. Yani Typhoon kaçtığı yerde bir Kennen var. Bir düz vuruşta hayatta Lee Kan Armut'a gidiyor. Yalnız Kennen çok hasar aldı. Whistle'dan iyi Neler oldu? Zarif uçuş Jack Troll. Armut hayatta. Şimdi düştü Armut. İki yalnız skor aldı ama. Peçin 2'de 2 aldı ama Peçin de burada. Bir çıpa denemesi daha gelecek. Sıçra düz vuruş hala çıpası var. Natulis'e düştü. Skins'e geldi. Patch skor almış olsa da. Bir zarif uçuş daha Jack Troll'den. Ayart öpücük geldi. Savaş o kadar uzun sürdü ki bir sal. Abi de vuruş. Geldi ayart öpücük de kuleden de hasar bir aldı ışından daha geliyor. Yetmedi. Bir ışından daha geliyor. O da WD'den ama o aksiyonu çok tetiklemeyecek gibi Johnny. Orta koridor Lugan gitti. Gidecek mi? Yok. Nico gitti. Ben yine fake Armut edeyim. Hala altı olamadı. Ben bir yandan oraya bakıyorum da. O kadar geride miydi ya tecrübede? Evet çok milyon kaybetti ama şimdi 6 olur diye düşünüyordum ben. Şimdi oldu sonunda. Milyonlardan da birazcık uzaklaşacağız sanırım. Favor'da onu düşürebilecek şey varken. Hop. O bir sıçra çıpa denemesi. Blue'yu yakaladı. Blue da ruh çiçeğini kullanacak. Kule altında Typhoon'u sersemletmeyi başardı ama burayı tanklayabilir gibi. Bir düz vuruş yeterli olacak. Typhoon'a gidiyor skor. Volibear 3 kere o kule hasarını takladı o pozisyonda. Hiç yalnız o çıpayı tutturması muazzam iş. Yani doğru Nico'ya uçması. Yani sonradan zaten Typhoon'un kuleyi devre dışı bırakmasıyla skor almayı başarıyorlar. Yalnız Skins burayı oynayabilir. Görüş yakalanmasına rağmen. Yok. Ses dalgası tuttu. Kule altında totem üzerine Ejderhan'ın gazabı ultisini kullanacak ama Zarif uçla beraber yakaladı. Düzelteyim ultisini değil sıçrasını kullanarak çıkmaya çalıştı Whistle. İşte kurçukların birincisini aldı Typhoon. Yalnız çok yakın. O Armut'tan bir ulti kullanımı rakibini yakalamayı başardı. Patron sen ne kadar dengeleyiciyi kullansa da. Skins'in desteğiyle Armut o çerçeveyi gördü. Üçüncü skorunu aldı. Diğer tarafta Jack Troll'den bir agresif oyun ruh çiçeğini kullanan bir Nico var. Patch ön tarafta çok fazla hasar alacak. Whistle'ın bir tane daha ulti yükü var. Tüy fırtınasını kullanarak Luger kendisini güvenli pozisyona çıkartacak. Hiçlik kurtçuklarının devamını istiyor. Papara Supermassive birincisini buradaki birincisi nasıl da izin sandıklı. Vermeyecek gibi. Typhoon kovalayacak gibi dediğimiz gibi. Çıpayı tutturdu yalnız ön tarafta derin darbeyi de kullandı. Ayartılı sonrasında rakamı düşünmek kolay. Fatbabuz pozisyonda. Yalnız oleo makinesi hiç fena olmayan bir hasar bıraktı Skins üzerine. Dediğim gibi Skins'in ultisi halen daha kullanılabilir pozisyonda. Ses dalgası ultiyle beraber of. Gidemeden düştü. Bir sıra gidiyor burada da skor. Ya bugün liderliği oynayan takımlara ne oluyor Johnny? Yani hala hiçbir şey bitmiş değil ama. Gerçekten rahatlık çok önemli. Çok rahatmış bugün Buscape Beşiktaş ve Papa Östürmesi. Yani üzerindeki çok oman namı dediğim yani ben oraya için. Bağladım. üzerine durmak istedim. Best of 1, Best of 3, Best of 5 farkı tabii ki aşikar. Ama bu takımlar bu haftaya kadar çok net gözükmüştü ya Johnny. Armut. Hop bir derin darbe sıçra ne kadar kendi ultisini kullanmış olsa yalnız Yasar bıraktı bir sunun üzerine. Bir de, bir de dengeleyici. Her şey atlar yani... kafalarına. Typhoon Volibear'li kendi bulmuş Patch. Burada yakalanacak bakalım. Oğuz Arif uçla beraber yakalamayı başardı. Bir de ses dalgası da tuttu. Patch'in üzerine doğru ilerliyorlar. Patch çıpayla bir daha duvara gitti. Kendini kurtaramayacak. Skor Skins'e gidiyor. Jack Troll Skins. Bu da üçlüsünden iyi bir takip. Yani nasıl esas... O arka ışından geliyor. Arka ışından geliyor. Buraya oynamak isteyebilir. Papara Supermassive dediğin gibi Armut ultisini aktifleştirdi. Ön tarafta Typhoon'u sersemleştiler. Altın istiyorlar. Ulti de geldi üzerine Ejderhan'ın gazabıyla beraber. Typhoon'u düşürecek Papara Supermassive.
Papabulus o üçlü çalıya bir totem attı ama Skins onu bekliyordu. Ses dalgasında tuttu. Kovalamaya devam edecekler. Zarif uçuşta burada skorun alınmasına yardımcı olacak. Dengeleyici geldi ama pek bir yararı Ejderi olmayacak. Yetişiyor. Oh, Fetch'e bir zarif uçuş, Fetch sıçrayı uzaklaşacak. Geliyor, Armut geliyor, Armut geliyor. Yağmur geliyor. Rutsi'yi de çok iyi combo aldı. Rutsi'yi birden tuttu. Smolder Rutsi'ye geldi. Derin darbe elinden çıkarttığını hatırlıyoruz. Henüz hala kimse düşmedi. Şimdi Fetch düşürmeyi başardılar. Karşında Smolder'ı da aldılar. Ama Armut düştü. Ama Skiz de bu duyu kovalamaya devam edecek. Şimdi seni cazibeye aktifleştirilecek. Zor iyice zaman kazandırıyor takım adına. Typhoon'dan iyice bir hasar gelecek. Düşürmeyi başaramadılar henüz. Luger'den iyi bir tüy fırtınası. 2'ye 1 bir değişim. Ama Papyrus Primasif tarafında canlar çok az. Burayı hala oynamak istiyor mu Nasır? Yani 3'e 4 durumdalar. Okey, Sup da riske atmadı. Alamet kullanacak orta koridora. Nasır Esports ekibi. Işından geliyor arka tarafa dediğimiz gibi Johnny. Yalnız doğrudan Nico'ya odaklanabilir. Rutsi'yi kullanacak. Sadece peçi yakalı. Smolder'dan gelen bir ulti ön taraftan Atunus. Çok fazla hasar aldı. Jack Troll bu savaşı yine oynamaya çalışan isim. İlk önce Atunus'u düşürecekler. Fablabulus da Typhoon şöyle bir yöneldi rakibinin üzerine ama yine peçi düşürmeyi başarıyor Papyrus Supermassive. Alevejlerine başladı. Sayı avantajını kullanmak istiyor Jack Troll. Ön tarafta Typhoon'la Papabulus'u karşılıyordu. Bir dengeleyici kullanıldı. Yalnız Duger çok fazla hasar aldı. Jack Troll'ün de can havuzunun çok az olduğunu söylemek lazım. Typhoon çarpmaya çalışabilir. 1500 can. Yalnız yine sabitlemeyi başardı. İzinde kalıyor. Rakamı düşürmeyi başardı. İkinci skor olarak Whistle'ı da alacak. Skins Typhoon'a sayı vermeye çalışsa da Papyrus Supermassive Typhoon'u da alacaklar. Canlara bak canlar ya. Canlar yine çok az. Aynı yerde aynı pozisyonu izlemiştik Johnny. Ses dalgası tuttu. Gibi. Skins gittiği yerde alacak Papabulus'u. Buraya kadar altın skorta gitti yalnız. Yalnız çok yani... kaotik savaşlar izliyoruz. Skins şöyle bir Papabulus'un üzerine doğru yürüdü. Jack Troll yalnız arka tarafta yakalanacak. Her ne kadar ayartmayı başarsa da o dengeleyici hiç fena olmayan bir hasar verdi. Çipa tutmadı. Lucci ön tarafta iki kişi bir rahat tutunca ilk önce Papabulus. Minyon devamında Fetch'de çok fazla hasar aldı. Derin darbeyi kullandı. Whistle'dan bir ulti ayartı öpücük denemesi ama tutmayınca Papabulus'u feda etmiş oldu Nasri Sports. Papyrus Supermassive'de canlar çok az ama sanırım Blue hemen pozisyon öncesinde Minyon dalgasının arasına karıştı. Minyon olarak atınca da nasıl buna tepki verildi? Ayartılan bir isim daha var. Typhoon ultisini kullanmak zorunda. Hop. Evet, Armut şimdi ormanın derinliklerine daldı. Oh, çipa tuttu ama Fetch kendi kötü pozisyonda bulmuş olabilir. Zarif uçuşla beraber yalnız ayartın da ayartı öpücük fark yaratacak. Smolder'ın ultisi yeterli. Dengeleyiciye karşı Luger'de tüy fırtınasını kullanmak durumunda. Nasri Sports bu hamlesiyle Ejder'de avantajı elde etti. Arka tarafta düştü çalıda Armut bekliyordu o pozisyonda. Jack Troll'ün düşmesiyle beraber görev iptal. Dördüncü Ejder'i ertelemeyi başardı Nasri Sports. Gelip onların dengesi tamamen bozması anlamına gelir. Yalnız Sup şu an bir boşluk buldum acaba? Dediğin gibi rakibini de görmüyorken Baron'a başladılar. Epey de hızlı hasar verdiler. 10.000 cana kadar düştü. Nasıl Sports'a yetişebilecek mi? Smolder'dan ulti geldi. 5.000 can, 4.000 can. Yardımcı oldu biraz. Yardımcı oldu dediğin gibi Baron'u almalarına. Işınlanlar geliyor. Yukarıya da ışınlan geliyor. Yukarıya da ışınlan geliyor. Buraya bırakmak istemeyecek Nasıl Sports ama Whistle. Çok mu tek kaldı orada 5 kişinin içerisinde? Blue'dan gelen bir ulti şeyi var. Ahri'ye gittiği yerde yakalayacak 2 tane ulti yükü var ama Luger'de kalıyor burada skor. Nasri Sports fazla heyecanlandı. Dediğin gibi sıçrası vardı ama ultisini aktifleştirdiği için kullanmadı. Fetch. Sıçra derin darbeyi Blue'ya kullandı. Chipa'yı da kullanacak. Havada yalnız yine sabitlendi. Çok iyi bir dengeleyici geldi ama hasar yetecek mi diye bakıyorum. Skort iyi hasar verdi. Yaktı. Dediğin gibi Blue'yu almayı başardılar. Günün sonunda birebir bir değişim oldu Baron'dan sonra. Nasri Sports, Typhoon ve Fablabulus da buraya yakın. Oradaki saçma natürist etkileşimini gördün değil mi? Evet, birazcık ilginç bir andı. Chipa'yı. Natürlük'te ama alışkınız bu konuya. Yalnız minyonlar, şimdi geldi. Bir an minyonları tankladılar. Yalnız çok iyi bir yıldırım yağmuru geldi. Armut'tan Papabulus Zonya'dan çıkacak. Bu arada dördüncü ejder aldı bir kez. Smolder'dan bir ulti kullanımı. Papyrus Supermassive bu aşamada çok iyi uyuttu rakibini. Evet, dördüncü geldi dediğin gibi. Ejder'i almayı başardı Luger tek başına. Ve kovalamacı devam ediyor. Jack Troll acaba bir pozisyon bulabilecek mi? Sıçrası da var, ultisi de var ama kendisi yakalandı. Bir isim var Jack Troll. Diğer tarafta Fetch rakibi tutmaya Minik devam ediyor. Istiyor. Yine sabitledi 2'de 2 yapıyor skor. Yalnız Skins herkesin içerisinde buraya kadar altında aldı. 3 skor birden. Geldiği gibi dağıttı burayı.
Skins arkaya ışınlan geldi. Arkaya gelen bir ışınlan var. Whistle darlayacak. Vazgeçti. Bu doğru adayına doğru yönelecek. Volibear'e doğru kullanılan bir Hexek. Hex roket kemer ve ruh çiçeği. Typhoon yalnız kaçmaya devam edecek. Hasar yeterli olmuyor bu ya aşamada. Ya tarafa ne oluyor? Ha okey tamam. Whistle heyecanlı bir yok. Evet görmedi. Bak bir kontrol totemin üzerinden yürüdü. O aslında bir ışınlan totemi olabilir. O ses dalgası üzerine ulti burada Patch'i yakaladılar. Zarif uçuş da çok iyi geldi. Patch'in üzerinde çok fazla hasar tutuyor ama yandan Luger de gelince düşmesi kaçınılmaz. Typhoon ön tarafta bir sıfırdan bir artı öpücük geldi. Ses dalgası tutsa da Typhoon'a devam etmeyecek Skins. Blue orada bir minyon ama o Ruth şeyini kullanacak. Patch'e sadece tutturmayı başardı yalnız. Diğer taraftan Smolder ultisi ve derin darbe geldi. Typhoon ön tarafta iyi tanklıyor. Whistle da buraya geldi. Tüy fırtınası dengeleyici de çok iyi geldi. Nasri Sports hiç fena başlatmadı savaşı. Typhoon'un canı çok az ama diğer tarafta Blue ve Luger'in de bir hayli canının düşük olduğunu hatırlatmadı. Hala çok iyi çıpa! Patch! Çok iyi yakaladı Blue'yu. Naturius ve Nico takası Nasri Sports'un bu konuda keyfi yerindedir. Skins alt taraftan yalnız bir pozisyon kovalamak için açı bakıyor. Sıçrası ve ultisi mevcut. Yalnız Nasri Sports bir Baron mu deneyecek? Baron'a başladı Nasri Sports. Armut geri dönüş animasyonunu başlattı. Işınlanı var. O yukarıdaki 3 çalıda ışınlanı mevcut. Armut kullanabilir orayı. Papara Supremacy yavaş yavaş geliyor. Işınlanı arka tarafa mavi güçlendirmeye kullanmaya karar verdi çok Armut. Çok riskli burası. Whistle ön tarafta. Banshee'sini şimdi kaybetti. Nasri Sports Baron'u sıfırlatmak zorunda kaldı. Hop bir ses dalgası daha. Çok sıkıntılı dakikalar. Hoca 37 dakika. Armut bekliyor. Armut bekliyor. Armut bekliyor. Hop Typhoon ön tarafta o hasarları tanklaması gereken kişilerden biri. Evet şimdi Kadim'e doğru rakibi çekiyorlar yavaş yavaş. Çünkü Kadim... Kadim ve Baron takası mı olacak peki? Kadim büyüktür. Can de. Nasıl Baron... Sport Baron'a başladı. Smolder'dan bir ulti kullanımı. Ortaya gitti, ortaya gitti. Orta koridorun... Minyonlarını temizleyip inhibitör vermek istemiyorlar Ejder'i şu an. Ejder'i aldı. Papyrus Pırması'yla durumlar ne alemde neredeyse aynı anda aldılar. Baron'un güçlendirmesini aldı Nasri Sports. Papyrus Pırması'yla Kadim'i aldı yalnız orta koridorun inhibitör kulesini. Bu en önemlisi bak. Armut Blue çok iyi eritti. Bu en önemlisi. O zaten ultinin atılma amacı buradaki minyonları eritmekti. Dakika 43 artık 6. eşyaları, ayakkabıları satmayı vesaire konuşuyorum. İki takım içinde. Blue yandan geliyor, bir ruh çiçeği pozisyonu gelebilir mi? Sıçrası da var. Jack Troll, Seri Cazbe'yi kullandı arka tarafta. İki kişi yakaladılar, tutan bir zayıf. Yakaladılar. Burada zıplatma efekti. Smolder'ı da düşürecekler. Çok iyi bir zarif uçuş. 2'de 2 yapıyor Armut. 3. skoru Luger alacak. 4. de Skins'de. Papa Supermassive çok iyi gördü. Jack Troll, Seri Cazbe, zarif uçuş. Devamında ruh çiçeğinin de hasarıyla beraber Skins'de hemen orada oldu. 44. dakikaya giderken karşılaşmayı minyonların da gelmesiyle beraber sonlandıracak. Papara Supremacy bu sonuçla beraber lig aşamasını lider bitiriyor. Beşiktaş 2. Boostgate'de muazzam başladığı sezonu 3. olarak bitirecek lig aşamasını daha doğrusu. EMEA onlar için playofflara kaldı. Papara Supremacy ligi lider bitirdi. Tebrik ediyoruz onları da. Ama Nasir Sports da playoff'a kalamasa da 44 dakikalık direnç gösterdiği bir karşılaşma.